Ve BASE etkinliği var her yıl düzenlenen. Onun küratörlüğünü yapıyorsunuz. BASE de yeni mezun sanatçı adayları diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani sanatçı adayı denilir mi? Evet, sanatçı adayı diyebiliriz. Genç sanatçı adayları da diyebiliriz hatta. Çünkü BASE'in ayırıcı noktası aslında o yılın mezun, o yıl mezun olan gençler. Nasıl ortaya çıktı proje ve siz nasıl dahil oldunuz? 2016 yılında BASE, Ali Kerem Bilge, Edil Berkant ve Aslı Boduroğlu'nun projesi. Onların yarattığı bir proje. Ve onlar bu projeyle birlikte bana geldiklerinde 2016'ydı. 2016'da böyle bir proje olduğunu akıllarında ve bunu hayata geçirme noktasında ve ayrıca tamamen bir kar amacından bağımsız ve neredeyse o anda sıfır destek ve sıfır sponsorlukla yola çıkılmış bir projeydi BASE. Ben ilk yıl çok elbette çok güvendim bu projeye, çünkü Türkiye'de 80'e yakın Güzel Sanatlar Fakültesi var. Türkiye'nin genelinde neredeyse 80 kentte Güzel Sanatlar Fakültesi var ve sanat eğitimi veriliyor. Ama baktığınız zaman sadece sanatı belirli merkezlerde izleyip görebiliyorsunuz. Ve fırsat eşitliği anlamında da çok önemli bir proje olduğunu düşünerek destek olmuştum. Çünkü her yıl bu okullardan binlerce genç sanatçı adayı mezun oluyor. Sanat eğitimi almış insan mezun oluyor ve sonrasında alana katılmak için çok daha uzun yıllar belki harcayacakları eforu en azından BASE gibi bir etkinlikte o bir hafta içinde hem kendi jenerasyonlarıyla hem sanat alanından aktörlerle, kurumlarla, galericiyle, koleksiyonerle, küratörlerle veya daha kıdemli sanatçılarla yan yana gelebiliyorlar, tanışabiliyorlar. Ve dediğim gibi özellikle kendi jenerasyonlarıyla, yani Mersin'deki sanat eğitimi alan bir genç ne yapıyor, Batman'daki ne yapıyor, Diyarbakır'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki veya Ankara'daki, Antep'teki gibi baktığınız zaman aslında hem kendi pozisyonlarına bakmak ve onu tahlil etmek, hem de geleceğe yönelik onların motivasyon almak ve üretime yönelik motive etmek adına çok önemli bir proje. Bu yıl 5. yılıydı BASE'in. 5 yılı geride bıraktık ve her yıl, yani şu anda BASE katılmış olan ve sanat alanında aktif olarak üretime devam eden yüzlerce genç sanatçı var. Ve neredeyse 500'den fazla sanatçıyla çalıştık, mezunla çalıştık 5 yıl boyunca. Bir, onları motive etmek dediğim gibi, onları sanat alanında direnç kazandırmak ve yalnızca BASE'de de olup biten bir şey değil bu, çünkü biz BASE dışında da aslında başka projeler de gerçekleştiriyoruz ve BASE'e katılmış olan sanatçılara öncelik vererek bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Yani onları üretiminde devamlılıklarını ve sürekliliklerini sağlamak adına da yeni projeler yaratıyoruz ve yeni işbirlikleri yaratıyoruz. O anlamda da değerli ve kıymetli bir proje. Bir yol açıyorsunuz aslında onlara. Çünkü güzel sanatlardan mezun birinin galeri bulması çok zor. Portföyünü verecek, bekleyecek, ki işler de öyle yürümüyor aslında. Her evet, işte tabii. Olduğu gibi belli bir diyalog ve networkle yürüyor. Onun için BASE bu anlamda bir kapı açıyor onlara aslında, bir şans tanıyor gibi. Görünmek, her şeyden önce görünmek elbette, yani bildiğiniz gibi yani 300 yıl önceki sanatçı profili yok bugün. Yani atölyesine kapanıp deha sanatçı yaratıcı mitiyle kapanıp yaratmak ve sonra keşfedilmek diye bir şey yok. Bugün artık her şey network ve iletişim ve görünür olmak tabii bunun bir parçası. Elbette nitelikten bağımsız olarak söylüyorum bunu. Zaten sizin yaptığınız üretim nitelikli ise zaten mutlaka hak ettiği değeri görüyor her zaman.